Muhsin Ertuğrul, İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim adlı kitabında yer verdiği bir anısında tiyatro oyununu Mustafa Kemal Atatürk'ün de izlediğini belirterek etkili bir oyunculuk sergileyen Özkul'u Atatürk'le tanıştırdığını, Atatürk'ün Özkul'a "Çocuk, çok büyük bir tiyatrocu olacaksın." dediğini aktarmıştı. Münir Özkul, tiyatro, sinema ve sanata adanmış bir ömür. İstanbul'da 15 Ağustos 1925'te dünyaya gelen Münir Özkul, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim gördü. Henüz lise öğrencisiyken 1937'de Bakırköy Ortaokulu'nda ilk defa sahneye çıkan sanatçı, daha sonra 1940'ta kurulan Bakırköy Halk Evi sahnesinde Erkek Güzeli adlı oyunda başarıyla rol aldı. Muhsin Ertuğrul, İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim adlı kitabında yer verdiği bir anısında, usta oyuncunun 12 yaşındayken sahneye çıktığı ve Ankara'da bir tiyatro oyununu Mustafa Kemal Atatürk'ün de izlediğini belirterek etkili bir oyunculuk sergileyen Özkul'u Atatürk'le tanıştırdığını, Atatürk'ün Özkul'a "Çocuk, çok büyük bir tiyatrocu olacaksın." dediğini aktarmıştı. Ses Tiyatrosu'nda 1948'de sahnelenen Aşk Köprüsü ile profesyonel olarak oyunculuğa adım atan sanatçı, daha sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti. Münir Özkul 1951'de John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar ile, 1954'te George Alex Drude'un Yaz Bekarı, 1955'te John Patrick'in Çayhane'lerinin yanı sıra Bana Çiçek Yollama, Generalin Aşkı, Yağmurcu ve Godot'u Beklerken'in de aralarında bulunduğu önemli eserlerde rol aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları, Ankara Devlet Tiyatrosu ve özel tiyatrolarda da görev yapan sanatçı Sadık Şendil'in Kanlı Nigar oyunundaki rolüyle 1968'de İhsan Keser armağanını kazandı. Dururum bey babacığım. Hadi eyvallah. Sanat yaşamında 5 kişinin büyük etkisi olduğunu düşündüğünü ifade eden Özkul, bir röportajında şunları anlatmıştı. Bu isimler Muhsin Ertuğrul, Ferdi Tayfur, Haldun Dorman, Sadık Şendil ve Şakir Eczacıbaşı'dır. Bugün sanatımın geleceğiyle ilgili hiçbir şey söyleyecek durumda değilim. Yalnız şu sıralarda Haldun Taner'in benim için yazdığı bir eser var. Tüm arzum bu piyesi başarıyla oynamak. Sanat yaşamım içinde her zaman İbişe ve Kavuklu'ya hayranlık duymuşumdur. Nedenini şöyle anlatayım. İnsanı çeşitli etkilerden kurtarabilseydik, ortaya birçok müşterek yönleri olan bir insan tipi çıkardı. Bu, gerçek yönleri ağır basan evrensel insan tanımı ve tipidir. Ben Kavuklu'da veya İbiş'te kendi içimdeki o insanı yakalamak ve o insana varmak istiyorum. Sinemada 1950'lerden itibaren görünmeye başlayan sanatçı, canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni kazandı. Özellikle 1970'li yıllarda kalabalık kadrolu Ertem Eğilmez filmlerinde önemli roller canlandırdı. Sanatçı, Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı Kel Mahmut tiplemesiyle unutulmazlar arasına girdi. Başarılı oyuncu, yönetmenliğini Sırrı Gültekin'in yaptığı 1979'da yayınlanan İbiş'in Rüyası adlı yapımla ilk kez televizyon dizisinde rol alırken, dizilerin yaygınlaşmaya başladığı 1990'lı yıllarda Uzaylı Zekiye, Ana Kuzusu, Şaban ile Şirin ve Rating Hamdi'de de rol aldı. Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgırıya ve Görgüsüzler adlı aile filmlerinde Adile Naşit ile başrolü paylaşan Özkul, canlandırdığı karakterlerle Türk izleyicisinin hafızasına kazındı. Özkul, sanat yaşamı boyunca birçok ödülün de sahibi oldu. Usta sanatçı, Sev Kardeşim filmindeki rolüyle 1972'de Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek karakter oyuncu ödülüne, Bizim Aile filminde canlandırdığı Yaşar Usta rolüyle de 1977'de Azerbaycan Film Festivali özel ödülüne değer görüldü.
Başarılı oyuncu, 1980'de 40. sanat yılını, 1996'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ise 55. sanat yılını kutladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de devlet sanatçısı unvanı verildi. Uluslararası Tiyatro Festivali tarafından 2006'da verilen onur ödülüne layık bulunan sanatçı, 2014'te 18. Arife Tiyatro Ödülleri'nde Muhsin Ertuğrul Özel Ödülünü, 2015'te ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldı. ...1968'de Dümbüllü'nün kavuğunu devraldı. Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Dümbüllü, Kel Hasan'dan devraldığı 50 yıllık simgesel kavuğunu 1968'de Özkul'a teslim etti. Münir Özkul'un ardından Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'in taşıdığı kavuk son olarak Şevket Çoruk'a devredilmişti. Münir Özkul, Haldun Taner'in Sersem Kocaman Kurnaz Karısı oyunundaki rolüyle Avni Dilligil, Ulvi Araz, İsmet Güntay ve İsmail Dümbüllü ödüllerine sahibi oldu. Münir Özkul kaç kez evlendi? Kaç çocuğu var? Münir Özkul 4 kez evlendi ve 3 çocuğu oldu. İlk evliliğini iki çocuğun annesi Şadan Özkul, ikinci evliliğini kızının annesi Suna Selen ile yaptı. Münir Özkul, üçüncü evliliğini Yaşar Hanım ile yaptı. Özkul'un son eşi, 1986'da evlendiği Umman Özkul'dur. Hayriye, Ferdi ve Güner adlı üç çocuğu vardır. Münir Özkul, 5 Ocak 2018'de Beyoğlu'ndaki evinde yaşama veda etti. Münir Özkul, 2003 yılından beri demans ve KOAH hastalığı ile mücadele ediyordu. Özkul'un cenazesi, 7 Ocak 2018'de Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde gerçekleştirilen törenin ardından aile kabristanına defnedildi. Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyoruz. Dururum bey babacığım. Hadi eyvallah. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen.